Merhabalar Türkiye, muhabir notlarından bugün de merhabalar diyelim tekrar. Muhabir arkadaşım Fırat'la beraber bugün de muhabir notlarında Türkiye'nin gündemini biraz konuşacağız. Merhabalar Fırat, nasılsın? Merhaba, başlayalım. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi ben görüntü iyiyim. Bugün. Teşekkür ederim. Aynı şekilde sen de çok şıksın. Neler var gündemimizde? Bir gündemi alalım, sonra da artık konularımıza girelim yavaş yolu. Gündem yine yoğun. Türkiye'de olup da hani gündem olmaması mümkün değil. Yine bugün İnsan Hakları Günü. İnsan haklarını anma günü de diyebiliriz aslında bir yandan. Çünkü insan haklarına dair pek bir ışık yok ne yazık ki ülkemizde yaşanan olaylar doğrultusunda. İnsan Hakları Günü, Güngören'deki bu olay var. Başkan yardımcısının işçiye davranışı bu insan haklarına bağlı olarak da bu şekilde bunu işleyeceğiz. Erdoğan'ın dün TRT ortak yayınında yaptığı açıklamalar var. Ekonomiye güven artıyor şeklinde. Bunu göreceksiniz. Bunu izleyeceğiz. Ve bunun ardından Erdoğan kendinin düşündüğünü söylüyor. Ancak bir de biz alana indik işimiz gereği. Ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şeyleri vatandaşlara sorduk. Onlar ne düşünüyor diye. Onları izleyeceksiniz. Mecliste bir maraton başladı. 12 günlük soluksuz bir maraton. Bütçe görüşülüyor. Yine EYT konusu var. 8 Eylül 1999'da başlayan bir sorun. Emeklilikte yaşa takılanlar. Yine asgari ücretin ikinci toplantısı var, görüşmeleri. Ve yine bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir gemiciği var. Onunla ilgili konuşacağız. Bu şekilde gündemimiz. Ve bunlarla beraber bu gündemleri de siz sevgili izleyicilerimiz Twitter üzerinden muhabir notları hashtag altında soru, görüş, öneri şeklinde bize ortak olabilirsiniz diyelim. Başlayalım istersen Erdoğan'cığım. Bugün senin de söylediğin gibi insan hakları günü. Türkiye'de insan haklarını biraz konuşmak istiyoruz aslında. Hemen arkada bir görüntümüz var. Yönetmen arkadaşımız Emrah gösterdi. Türkiye'deki aslında insan haklarının geldiği nokta bu. Yani bu tamamen Türkiye'deki insan haklarını biraz resmediyor diyebiliriz. Türkiye'de insan hakları anıtı bile gözaltına alacak kadar yaygın diyebiliriz. Yani. Görüyoruz her gün farklı yerlerden insan hakları ile ilgili, işçi hakları ile ilgili ihlaller geliyor aslında. En büyük ihlallerden biri de geçtiğimiz günlerde Güngören'de yaşanmıştı. Güngören çok enteresan bir durumla karşı karşıya kaldı. Güngören'de izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Bir işçi, emekçi bir insan sadece belediye başkan yardımcısına ayağa kalkıp selam vermediği için resimde gördüğünüz şekilde cezalandırıldı. Nasıl cezalandırıldı? Tuvaletin önünde oturtuldu ve o belediye başkan yardımcısı her geçtiğinde ayağa kalkmak zorunda bırakıldı. Sesler yükseldi. İşte bir sürü şey söylendi o belediye başkan yardımcısıyla ilgili. Önce bir haberimizi izleyelim. Sonrasında üstüne muhabir arkadaşımla beraber konuşacağız. İnsan gönlü kıranın biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız. Hiç gerek yokken 7 düvele karşı mücadele veren reisi cumhurun gündemine gelince ve ona da yanlış aksettirildiğini düşündüğümden dolayı bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Güngören Belediyesi'nin şoförü ET'ye yönelik insanlık dışı muamelenin ardından görevinden istifa etmek zorunda kalan ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti içinde kaleminin kırılması istenen Veysel İpekçi kendini savunmaya çalıştı. Elhamdülillah İmam Hatip mezunuyum. 28 Şubat'ta da İmam Hatip mezunu oldum. Bununla hiçbir şekilde utanmıyorum. Hiçbir şekilde sıkılmıyorum. Hakkımda çıkacak her türlü olumsuzluğa razıyım ve karara saygılıyım. AK Parti'den de istifa etmeyi düşünmüyorum. Olayı bir tezgah olarak niteleyen ve dış güçlere adres gösteren İpekçi şoförü ET'ye neden ceza verdiğini de şu sözlerle anlattı. Bizler olayın vuku bulduğu günden bir gün önce belediye başkanımızla beraber ve meclis üyelerimizle ilçeyi ziyaret ettik. İlçede bu şoför personelimiz, bütün arkadaşlarımız başkanımızı karşılarken ayağa kalkmamıştır. Girerken ve çıkarken. Ben de kendisini sabah çağırttım ve dedim ki katın bulunduğu yerde bir yere sandalye çekip amirleri geldiğinde, sadece benim için değil amirleri geldiğinde, müdür, belediye başkan yardımcısı ve belediye başkanı geldiğinde ayağa kalkmasını söyledim. Bunu basına sızdırmasını söylemedim. Yani olay ortadayken görüyorsunuz savunma bence astarı yüzünden pahalı misali.
sanki ayağa kalkmamak ceza olması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bir de savunmada çok enteresan bir nokta var. Ben diyor elhamdülillah imam hatipliyim. Yani bana ne? Yani imam hatipli evet. Hani bunun imam hatiplilikle ya da dinle bir alakası yok. Bu tamamen insanlıkla alakalı bir şey. İnsan haklarıyla alakalı bir şey. İşçi haklarıyla alakalı bir şey. Yani her konuyu bu cenahın dine bağlamasına, imam hatipliğe bağlamasına, 28 Şubat'ta imam hatipliğinin filan biraz bana enteresan geldi. Sen ne düşünüyorsun Fırat bu konuda? Evet, o heykelde gördüğünüz gibi artık hani insana gözaltıyı açtılar. Hani hızını alamadılar, heykeli de gözaltına alıyorlar. Bunun dışında böyle bir olay yaşanıyor. Hani bak, gün gören belediye başkan yardımcısı Veysel İpekçi. Ya öyle bir savunma yapıyor ki işte dış güçlere bağlıyor. İşte AK Partiliyim diyor, istifa etmeyeceğim diyor, imam hatipliyim diyor. Yani şöyle bir baktım mesela, dış güçlere bağlıyor. Şöyle bir Güngören'in nüfusuna baktım. 146 bin civarında bir nüfusu var. Komşularına baktım. Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu. Bunlar AKP'li belediyeler. Bir tek komşusu Bakırköy CHP'li belediye. Hani dış güçten kastı acaba ilçenin dışındaki bir dış güç mü? Mesela CHP'li belediyeden bahsediyor Bakırköy tek başına. Hani sanmıyorum. Yani neden bahsediyor? Gerçekten anlam verilmiyor. Yani bakıyorsun çevresine. Dış güç diyor. Mesela dünyanın gözü Güngören'de mi? Yani nasıl bir dış güç Güngören'e müdahale edilmiş. Demek ki Güngören'deymiş. Yani düşünsene. Şimdi bir dış güçsün. Bir şey yapmak istiyorsun Türkiye ile ilgili. Hedef olarak seçtiğin yer Güngören. Sen olsan mesela ne yapardın? Yani mesela Güngören'de. Neden Güngören'i seçerdin? Yani işte bilmiyorum. Biliyorsunuz her şeyde artık şey var ya, böyle bir ey Trump filan deme muhabbeti var. İşte biz burnumuz kanasa ey Trump diyoruz. Mendilimiz bitse ey Trump diyoruz. Alışkanlık artık yani. Hani bu baştan sona bir sirayet etti. Yani sadece bununla örneği yok aslında. Yani bunun geçtiğimiz günlerde gene haberlere yansıdı. Bafra'da da bir örneği var aslında. Samsun Bafra Belediyesi'nde de. Yani bir orada da bir işçi arkadaşımız kapıyı açmadığı için işine son verilmiş. Böyle bir iddia vardı. Yani insan hakları, işçi hakları filan tamamen biraz farazide kalmış durumda, sözde kalıyor. Ne kadar işçi haklarını savunuyorlar bu tartışmalı, ama işte herkes çıktığında diyorlar ki biz işçi haklarını savunduk, şunu savunduk, bunu savunduk. Şunun bir de şöyle bir boyutu var. CHP'li bir belediyede olduğunu düşününce, yani bu medyanın ne kadar daha bunun üstüne gideceğini biraz düşünmemiz lazım. AKP kurmaylarından da açıklama geldi. Üzüldük diyorlar. Güzel, üzüldünüz ama ne yaptınız? Yani burada bariz bir insan hakları suçu var. Bunun için ne yaptınız? Ya genelde ya aldatıldık diyorlar ya üzüldük diyorlar. Hani ama hep bir eylem yok, bir fiil yok. Evet. Sürekli bir hani savunma. Yani dış güçle şimdi bunun ne alakası var? Cidden düşünüyorum mesela. İngiltere başbakanısın, işte Almanya şansölyesisin, Amerika başkanısın. Yani Güngören, şöyle düşünüyorum, nasıl bir müdahalede bulunabilir? Yani 146 bin nüfus, hani Marmara'nın kenarında tamam denize konumu falan var, İstanbul'un içinde bir yer. Bir haritada görür mü Güngören'i? Evet, haritada görür. Yönetmen arkadaşımızdan rica ederim Emrah'tan. Haritada bir görelim, İstanbul haritasında Güngören'in yerini bir görebilirsek. Güngören yani İstanbul içinde de o kadar büyük bir yer değil. Nüfusu da gerçekten hani çok az sayıda bir nüfusu var. Hani İstanbul'da böyle koyu dünyanın gözü içinde yer. Olacak bir yer değil. Hemen şu koyu kırmızı yerde kalıyor. Kırmızı haritanın içinde bordo yer diyelim hatta. Orası yani küçücük bir alan belki de. İstanbul'un en küçük ilçelerinden biri de diyebiliriz. Nüfus yoğunluğu olarak da küçük ilçelerden biri. Hani çıkıp da işte gerçekten şunu anlamıyorum. Hani bunu dış güçlere bağlamak, ya yapmışsın işte arkadaşım, özür dileyeceksin, bitecek. Yani bu böyle, evet ben işçi hakkını savunmadım, özür dilemem gerekiyor deyip çevre hala bir yandan da işte bir şey söylüyor. Diyor ki ben imam hatipliyim, işte 28 Şubat'ta da imam hatipliydim filan. Yani bizim dinimiz barış, kardeşlik dinidir. İnsana zulmü reva görmez bir kere, ama yani çok enteresan bir şekilde insana zulüm edip orada sabahtan akşama kadar tuvalet önünde oturtup kendisine selam vermek zorunda bırakıp sonrasında da ben imam hatipliğimle olmuyor bu iş. Bunun bu savunması bu şekilde olmuyor. Ben sana şeyi sorayım. Sen böyle bir şey yaşasaydın nasıl bir tepki verirdin? Ve belediye başkanısın. Senin yardımcın böyle bir şey yapıyor. Yani
Şimdi böyle bir şeyi görüyorum. Belediye başkanıyım. Hakkaniyetli bir belediye başkanı olduğumu düşünüyorum o an için. Yardımcım böyle abuk bir şey yapıyor. Ne yapardım? Şöyle düşünüyorum. Nasıl bir ceza verdim? Ben de ona ceza vereceğim. Yaz aylarında böyle işçiler şey yapar. Mesela yolun ortasında belli bölümler vardır. Oraya çiçek eker işçiler. O çiçek eken işçileri güneş geçmesin diye adamı oranın başına koyardım. İşçilerin üzerine şemsiye tuttururdum mesela. Böyle bir şey yapabilirdim. Çok çok iyi. Yani başka ne yapılabilir? Yağmur da genelde ülkenin birçok yerinde su birikintileri oluyor. Kovayla tek tek taşıtırdım ben bu adama ceza olarak mesela. Ama o zaman da mobbinge girer. Mobbinge? Ya dış güçler deriz. Ama yani. Bu mobbing değildir mesela. Tamam. Bakınca bu mobbing değildir ama onu tabii belediye başkan yardımcısına yapacak. Ve özellikle belediye başkanının ortak iş yaptığı birine yapamazsınız tabii. Onun için önce bir ortaklıkları, bu kamusal şeyleri filan böyle kamusal alanlarda böyle ortaklıkları, ticari ilişkileri biraz geride bırakmak lazım. Ondan sonra galiba bunu yapmak lazım. Bu ama çok barışçıl bir çözüm. Gerçekten evet, empatiyi koruyorsun şey yapacak. İşçinin yanında olduğunu göstermek böyle bir durumda. Sen yani, ne yapardın mesela? Ben ne yapardım bilmiyorum ama yani şu anda böyle düşününce senin söylediğin önerilerden sonra yazın işçiler gerçekten yoğun çalışıyor ve gece gerçekten bu temizlik işçileri falan ciddi anlamda bir efor sarf ediyorlar. Sokaklar temiz olsun falan diye. Bunun gibi görevler de o işçilerle beraber en azından bir dolanmayı, o şeyi sokaklarını dolaşmasını sağlardım büyük bir ihtimalle. Onların çektikleri cefaya da değinelim buradan ciddi anlamda. Tabii. Gece uykusuz bir şekilde saatlerce bir türlü şeyle uğraşıyorlar. Temizleyebilmek için uğraşıyorlar. Belki yorgun argın geliyor, oraya bir duruyor, oturuyor. Sonra ayağa niye kalkmadım? Belki daldım, belki görmedim. Belki ailesinde bir sorun var, ekonomik sorunları var belki. Herkes gibi değil ya da işte bu Veysel Bey gibi de değildir büyük bir ihtimalle ekonomisi. O işçi arkadaşımızın, abimizin diyelim. Bilmiyorum, Veysel Bey'e dış güçler takmış. Ben ona takıldım. Tabii Veysel yani Bey. Özellikle belediye başkanını seçmiyorlar. Başkan yardımcısını seçiyorlar. En kritik yerden vurmaya çalışıyorlar muhtemelen. Ve bunun için de Güngören'i seçiyorlar. Veysel Bey'i seçiyorlar. Yani Allah yardımcısı olsun. Umarım bir de özellikle seçmişler. Özellikle yani. Seçmişler evet. Şey değildir yani bu hemen bundan sonraki açıklamada belki şey olabilir mi sence? İşte ben imam hatipliyim diye beni seçtiler. Olabilir yani. Ne düşünüyorsun? Olur mu böyle bir şey? Hem imam hatipli hem AK Partili yani neden seçmeyelim demiş olabilirler mesela. Ama işte ey Trump, arkadaş Trump, kardeş Trump. Ya onlar ayrı konular da yani. Böyle bir durum da var. Yani gerçekten şey misal oldu. Türkiye'de ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani şu durum bunun bu noktaya gelebilecek olması, her şekilde emekçinin eziliyor olabilmesi, işçinin eziliyor olabilmesi çok enteresan. İşte bugün de güzel bir önemi var aslında. İnsan Hakları Günü bugün. İnsan hakları Türkiye'de gerçekten evrensel insan hakları kurallarına uyuluyor mu bilmiyorum ama insan hakları mahkemesinin açtığı davalarda da sanırım yanlış oluyorsa düzeltebilirler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı. Parası neyse veririz bu gazetecilerin yargılandığı davada ama biz kararımızdan dönmeyeceğiz gibi. Sanırım Cumhuriyet yazarlarının davasıyla ilgili böyle bir karar vardı yanlış hatırlıyorsam da artık affola suçu lisan edersek ama yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir söylemi vardı. İnsan hakları bir para cezası verdi. Parası neyse öderiz filan demişti. Evet, bunda da acaba parası neyse öderiz filan geri alırız filan muhabbeti olur mu? Ya insan hakları konusuna girersek cidden yani o kadar karmaşık ki yani atıyorum en basitinden mesela yabancı gazeteciler bu Rahip Brunson olayı, içeri alınanlar, serbest bırakılanlar, bir gösteri düzenliyorsun. Anayasal hak, herkes hakkı doğrultusunda normal toplanabilir, protesto edebilir hükümeti ya da herhangi bir şeyi, bir zammı protesto edebilir, aldığı maaşı yeterli bulmayabilir, protesto edebilir. Ancak hemen bir baskı, bunlar oluyor, gözaltılar oluyor, tutuklamalar oluyor. O yargılama sürecinde ilginç tutuklamalar oluyor, kararlar çıkıyor. Yine dün işlediğimiz o kadına cinayet konusunda serbest bırakılıyor, tutuklanıyor, serbest bırakılıyor. Ya hiç tutuklanmıyor, iyi hal indirimi oluyor. Ya o kadar keşmekeş bir durum ki Türkiye'de insan hakları. Ya bilemiyorum. Ermiş. Ha, evet bir de yani evet. Şaşırtıcı bir şekilde oldu ama Hürriyet'in güzel bir manşeti var. Bugün bu konuyla ilgili güzel bir manşet atmış. Ne demişler? Veysel büyük oyunu bozdu.
büyük oyunu Veysel bozdu, pardon. Hürriyet'in manşeti, ben az önce söylemiştim hani medya çok bu olayı görmüyor filan diye. Biliyorsunuz bir ana akım medya diyorlar kendilerine ama biraz daha hükümete yakın. Bir de bizim gibi medya var. Arkasında çok sermaye olmayan, hükümete çok yakınlığı da olmayan, sadece Cumhuriyet yanında olan bir medya grubu da var bizim gibi. Grup da demeyeyim, medya var diyelim, öyle söyleyelim. Çünkü çok sayılıyız bu konuda. Ama dediğim gibi Hürriyet'in böyle bir manşet atması da güzel olmuş. Büyük oyunu Veysel bozdu. Bozdu mu gerçekten o dış güçlerin şeyini? O işçi kardeşi o tuvaletin önüne oturtarak büyük oyunu bozdu değil mi? Kesinlikle. Sence kimlere mesaj vermiştir o dünya? Daki başkanlardan. Vallahi bence öncelikle Almanya. Bizim ilk sıkıntılı şeyimiz Almanya'ydı bir ara. Böyle Merkel'le bir atışma vardı o gözaltı tutuklama süreçlerinde. Amerika'ya bir göz daha vermiş olabilir. Gün görenden yükselen bir güneş gibi oldu şu an adam. Hani başkan yardımcısı gerçekten. Ya ilginç. Ya çok enteresan. Bir de hani başkan yardımcısı. Ya sanki işçi orada başkan yardımcısını görünce sürekli kalkmak zorundaymış. Çünkü biz de sabah şey yaptık. Fırat benden biraz daha yeni, ben 6 senedir Halk TV'yim, Fırat da biraz daha yeni. Baktım haber merkezinde oturuyor, ben de girdiğimde ayağa kalkma dedim, sen git stüdyoda biraz nöbette dur bakayım filan dedim böyle. Tabii o tepki işin şakası... gösterince dış güçlere bağlı dermişti direkt. Ben de dedim dış güçlere bağlı ama o işin şakası biz Murat, şey Fırat'la, Murat'la pardon çok özür diliyorum. Fırat'la artık gerçekten hem meslektaş hem... emektaş içeride, sahada. İçeride, sahada, dışarıda. Biz sürekli dışarıdayız. Bu olayların biraz da aslında vatandaşlardan duyduğumuz kadarıyla size aktarmak istiyoruz. Çünkü bizim işimiz aslında burası değil, sokaktayız biz. Fırat'ta ben de içerideki diğer arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız da sokağın nabzını tutmaya çalışıyoruz sürekli. En güncel konularda, en güncel konulardan biri de bizim için ve tüm Türkiye için aslında da ekonomi. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada hemen? Muhtemelen bu işçi bence başkan yardımcısını tanımıyordur bile. Onlarla belki de çünkü yani çünkü dış güçler de hani hedefinde olduğu için hani gizlemiş olabilirler. Tabii evet şey saklıyor belki evet. Dış güçlerini. Ama yani o da büyük sıkıntı değil mi? Böyle dış güçlerin hedefinde olan bir insanı aynı belediyede çalışıp işte, tanımaman da ayıp değil mi yani? Ya da uyandırmak için bilerek yardımcı da yapmış olabilirler. Ama bir de evet bu açıdan bakabiliriz. Mesela belki işçi abimiz şey yapmıştır hani dış güçlerin hedefinde olunca Veysel Bey işte ben buna bu şeyi gösterirsem, tevazuyu gösterirsem hani dış güçler hemen anlayabilir filan diye başkan yardımcısı olduğunu böyle düşünmüş olabilir işçi abimiz. Yani tekrar geçmiş olsun diyelim işçi abimize. İnşallah böyle şeyler Türkiye genelinde işçiler, emekçiler böyle şeyler yaşamazlar Türkiye'de. Bu inşallah son olur. Buna da umarım... en gerekli şekilde tepki verilir. Bütün işçiler de verir. Bütün aslında siyasiler de buna daha sert tepki vermesi gerekiyor. Bence bu benim kişisel istifa görüşüm. İstifa etmiyor bu arada. AKP'den istifa da etmiyor. Cumhurbaşkanı inşallah söylediği gibi gereğini yapar. Bu insanları kendi partisinde de barındırmaz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bir şekilde artık öyle bir fazlalaştılar ki işçileri köle olarak görüyorlar. Ve sanki köleymiş gibi davranıyorlar. İnşallah Türkiye genelinde böyle müdürler, müdür yardımcıları filan olmaz diye umuyoruz biz. Garip bir şekilde de Güngören'de yaşandı. Nedense böyle şeyler daha çoğunlukla AKP'li belediyelerde yaşanıyor evet, ama... genelde onlar hedef alınıyor. Yani ya da yani. Biz mi onları görüyoruz sadece diyeceğim ama yani görünen köyde kılavuz istemiyor. Nedense... İşçi abimiz acaba hangi dış güç tarafından desteklendi onu da artık hani Güngören konusunda da başka diyecek bir şeyimiz yok galiba. Türkiye gündemi diğer yandan da ekonomi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin ortak yayınına katılmıştı. Ortak yayında ekonomiyle ilgili iyimser konuştu. Bir sesi dinleyelim. Üstüne bizim sokağa sorduğumuz vatandaşın nabzını tuttuğumuz bir röpler var. Onları da dinledikten sonra biz Fırat'la beraber bu ekonomi nasıl gördük sokakta onu konuşacağız. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Makroekonomik göstergelerimiz gayet iyi bir şekilde geliyor. 2019 yılı 3. çeyreği itibariyle mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla 3 çeyrektir arka arkaya pozitif büyüme kaydediyor. Bu bizim için çok önemli. Tabii ekonomiye olan güven de iyileşiyor.
Evet, gördünüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi konusunda güven artıyor, iyiye gidiyoruz diyor. Fırat, çok küçük bir şey alayım, sonra sokak röplerimize dönelim. Senden çok küçük değerlendirme alayım. Yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledikleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre her şey normal. Yani insan hakları normal. Hani hukuksal anlamda her şey normal. Yargı gerekli konularda doğru kararları veriyor. Hani o değişse de mesela tutuklandığında da haklı mesela yargı, bıraktığında da haklı oluyor. Yani sürekli bir haklılık var, haklı çıkarıyor kendisine. Yine ekonomide de öyle. Hani her şey güllük gülistanlık. Asgari ücret zaten tavan. Yoksulluk, açlık yok. Sınırının altında kimse yok. Ha, dediği gibi galiba yolunda her şey. Öyle gözüküyor. Bir o zaman hemen biz sokağın nabzını tuttuk. Sokağın nabzını görelim, sonra konuşmamıza devam edelim. Bilmiyorum yani, ekonomi iyi değil. Sıkıntı var yani ekonomide. Ekonomi iyi olsa, durumlar iyi olsa burada satışlar durmaz yani. Mağazalar diyorsun da her taraf bomboş yani. Millete nakit para var mı bilmiyorum ama nakit para da, para ortada yok. Halli dolar da böyle yükselince insanlar iş yapamıyor, kredi çekemiyor, daire alamıyor, daire satamıyor. Biz ikimiz de emekliyiz. İkimizin de emekli maaşı var. Ay sonunu zor getiriyoruz. İki çocuk annesi olarak yetişemiyoruz. Kimse yetişemiyor, dolayısıyla biz de yetişemiyoruz. Ekonominin gidişatından da hiç memnun değiliz. Ekonominin E'si bile yok memlekette. Birincisi o. İkincisi, ufacık şöyle çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar. Ekonominin güven veren bir yanı yok. Önce bir sokağa çıkmaları lazım. Pazara inmeleri lazım. Alışveriş yapmaları lazım. Ondan sonra kararı kendisi versin. İyiye gitmiyor ki. Hep kötüye gidiyor. Ekonomi hiç, gün gide gide her şey pahalandı. Kimsenin alım gücü kalmadı ki. Kriz, mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Kriz var, kriz var. Bizde kriz filan yok. Ekonomi tıkırında. İşveren zor durumda, işçi bağrına basar. Reva mı bu efendim, bunalım bundan doğar. Ekonomi tıkırında. Valla Timur Selçuk ne güzel söylemiş. Ekonomi tıkırında. Cumhurbaşkanı da öyle diyor. Ama vatandaşlar ekonominin çok tıkırında olduğunu düşünmüyor galiba. Çünkü görüyoruz, sokaktayız, her zaman görüyoruz. Hale gidiyoruz, ulus haline gidiyoruz. Ankara'nın belki de en ucuz yerlerinden biri. Biz öyle tıkırında bir şey göremedik, sepetler boş geliyor. Sen ne düşünüyorsun Fırat bu konuda? Sence tıkırında mı ekonomi? Yani vatandaşa göre değil, gördüğümüz üzere. Hani diyor mesela orada bir vatandaş, çıkıyorlar mı bir alışverişe, bakıyorlar mı? Gerçekten ben de merak ediyorum, çıkıp bakıyorlar mı? Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir market alışverişini görmüştük. Gerçi çevresinde pek bir vatandaş yoktu. Bir çocuğa çikolata ikram ediyordu. Onun dışında bilmiyorum, hani gerek Erdoğan olsun, gerek bakanlar olsun ya da milletvekilleri olsun, hükümete bağlı ne kadar çıkıyorlar, ne yapıyorlar? Durum ortada. Yani çıkıyorlar, ya eli boş dönüyor ya 2-3 bir şey alabilirse alıyor. Geriye de zaten bir şey kalmıyor. Alınan maaş ortada. Gerek emekli olsun, gerek asgari ücretli bir çalışan olsun, öğrenci olsun. Herkes borç içinde. Kredi kartları patlıyor zaten. Kredi kartını ödemek için başka kredi kartı çekiliyor. İhtiyaç kredileri çekiliyor. Durum bu aslında. Yani baktığında ne kadar güven yükseliyor dese de Sayın Erdoğan, pek öyle gözükmüyor vatandaşlarda. Yani... Ekonomi gerçekten bilmiyorum. Biz en azından sokağa çıktığımız kadarıyla buradaki röplerden birini de ben sokağa çıkıp yapmıştım. Konuştuğumuz 10 kişiyle konuşuyorsak 9'u minimum ekonomiden şikayetçi. Ben bu istatistikler nereden çıkıyor? Ekonomiye güvenin arttığını nereden alıyorlar bu verileri? Bilmiyorum açıkçası. Sokakta, çünkü biz sokakta dolaştığımızda, vatandaşla konuştuğumuzda, vatandaşa şöyle bir elimizi dokunduğumuzda bin ah işitiyoruz. Ya esnaflar kapanıyor. Mahalle bakkalları kapanıyor. Doğru düzgün esnaf artık iş yapamıyor. Yani siftahsız kapatıyor dükkanını. Ama nasıl oluyor da ekonomiye güven artıyor? İşte biz
alt yazıda da söylemiştik, ekonomide toparlama dönemi diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim için de, Fırat'la benim için de ekonomiye güvenmeme dönemi aslında. Yani güvenmiyoruz biz ekonomiye. Kendi adıma da güvenmiyorum. Vatandaşlar da bunu söylüyorlar. Tabii biraz daha onlar halktan izole yaşadıkları için biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yere giderken ki araç saltanatlarını da biliyoruz. O yüzden çok hani böyle ekonominin içinde olduğunu düşünmüyorum. Bir de yani aradaki maaş farkını hesaplayınca bir asgari ücretliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galiba yani tabii onun için güvende olabilir. Binlerce diyor fark. Gerçekten yani. Sokağa çıktığımızda da mesela hani derler bir dokunup bina işliyoruz. Çoğu kişi hani git kardeşim diyen de oluyor. Hani işim var diyor şu an. Konuşmak istemiyorlar. Bu aslında hem ekonomik durumdan bıkkınlık hem de insan haklarına da bağlı olabilir. Konuşmaktan korkuyorlar. Mesela. Tabii ki. Çünkü şöyle diyorlar mesela, çok denk geldim buna. Şimdi konuşursam senin de başın ağrır, benim de başım ağrır. Ya da memurum, konuşamam. Gözaltına alınırız. Akşama siz de çıkamazsınız, yarın haber yapamazsınız. O kadar bu durumla karşılaşıyoruz ki. Hani yani hem insan hakları açısından hem bir dokunduğunda böyle bir vatandaşa sorduğunda ekonomik durumla ilgili, özellikle ekonomiyle ilgili. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir paket açıklıyor. Çıkıyorsun onu soruyorsun. Çok omelli. Yani çok çok omelli diye. Çok önemli. Yani yok, konuşmak istemiyorlar artık. Ciddi bulmuyorlar aslında vatandaşlar. Yani, bu şekilde ekonominin durumu bu. Ne kadar iyi değil. Gerçekten. Bilmiyorum, insanların belki de en çok dikkat ettiği şeylerden biri direkt ekonomi. Ekonomi gerçekten iyi değil. Ekonomi günden güne kötüye gidiyor. İşsizlik bu kadar artmışken, EYT'lilerin durumu varken mecliste de bütçe görüşülüyor. 12 günlük yoğun bir maratona girdiler. Dün yoğun maratonun ilk günüydü. Ama öncesinde şöyle bir şey yaptık biz Fırat'la beraber. Meclis plan bütçe görüşmelerinde, komisyonlarda hararetli geçmişti komisyonlar. Bir o haberimize geçelim. O komisyondaki harareti biraz anlatalım. Sonrasında bütçeden bir görüntü var ki tamamen ironik aslında. Biz şimdi İzmir'deki toplu sözleşmede işçilere %15 zam aldık. Siz emekli arkadaşlarımızı, memurlara %6, işçilere %5 verdiniz ya. Gel yarın gidelim. Ne zaman istiyorsan İzmir'e gidelim. İzmir'de referandum yaparız. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tansiyon da, sesler de emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden yüksekti. Bitmiş 2 milyon insan işsiz. Bu kadar insan işsizken ortalık yangın yerine dönmüş, hala 20 yıl önceki masallar anlatıyor. Komisyon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi için toplandı. Muhalefet komisyonun AKP'li vekillerini ellerindeki dövizlerle karşıladı. Oysa ki bugün 7 milyon asgari ücretle çalışan işçi kardeşlerimiz pazartesi günü bir eğer emekli olursa asgari ücretle çalışan bir işçi bağlanacak olan maaşı 50 lira doğrultuluyor. AKP milletvekilleri muhalefeti şov yapmakla, muhalefetse iktidarı verilen sözleri tutmamakla ve halkın sorunlarını anlamamakla suçladı. Çekil bu cümleler. Ulan ne yapacaksın? Eseriniz de övürün. Çekil bu cümleler. İnsanlar intihar edin, intihar. Siz de verebilirsiniz. Çekil bu cümleleri siz bıraktınız. İntiharları konuşuyor. Evet, görüntüler bunlardı, hararetliydi. Bir son dakika bilgisi verelim. Konya'da iki katlı kerpiç bir bina çöktü. Bir çocuk, üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Üzücü bir haber geldi Konya'dan. Tam da bu hararetlerin arasında bunu belirtmek istedik. Meclis bütçe diyorduk Fırat. Tartışmalar böyleydi. Bütün bakanlar da aslında, bütün bakanlıkların bütçeleri ayrı ayrı görüşüldü. Bütün bakanlar o bütçe görüşmelerine geldiler. O bütçe görüşmelerinde sunumlar yaptılar falan. Hemen şuna bağlayalım. Dünkü meclis bütçe genel kurulda görüşülmeye başladı. 12 günlük maraton başladı. Yoğun maraton. Bayağı, yani. Aralıksız çalışacaklardı. Nasıldı sence? Nasıl gözlemledin dünkü genel kurulu? Dünkü süperdi. Şimdi buradaki zaten Kani Beko'nun da olduğu plan bütçeyi görüyoruz. Çoğu plan bütçede yine böyle bakanlar vardı.
bu şekilde tartışmalar oldu. Ve dün de başladı artık resmen olarak. Bu 12 günlük o dehşet yoğun tempolu meclis bütçe görüşmeleri başladı. Ve o görüntüyü de alalım isterseniz, o koltukları, o dolu koltukları. Ha, evet. Evet, bayağı yoğun. Burada bayağı görüyorsunuz zaten hani. Dolu dizgin. Burada olması gerekenler, bütçeyi hazırlayan Cumhurbaşkanı yok, mecliste yok, Hazine ve Maliye Bakanı yok, yok. Bürokratlar yok, parlamento muhabirimiz Fatih Ertuğç yakından takip ediyordu. O görüntüyü de o sağladı bize buraya. Ve gördüğünüz gibi yani bu bütçe için hani esas olması gereken hiç kimse yok. Tabii, evet. Ama galiba yoğun çalışmaktan buhar olmuşlar herhalde. Hiç kimse yok. Hani soran da yok, merak eden de yok. O da garip bir şekilde. Hani bu galiba şey olabilir mi? Zaten biz komisyonlarda bu bütçeleri konuştuk. Zaten bizim dediğimiz oluyor. Hani şey gibi, künfeye kün. Onların aynen tabiriyle evet, oldu olur misali. Galiba o yöntemle mi gidiyorlar? Yani çünkü bir çoğunluk var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri sayısında. Bunun rahatlığı mı var? Yani hiçbir bakan yok. Komisyonlarda bakanlar tartışmalara girdiler. Süleyman Soylu'nun Cihangir İslam'la yaşadığı tartışmaları biliyoruz. Ekstrem bir yani karşıt görüşe bir tahammül yoktu o plan bütçe komisyonlarında. Ama şu anda da hiçbiri genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde yoklar. Çok enteresan rahat değil mi sence? Var bayağı. O oldu. Hani olur kısmı kendileri için var. Vatandaş için olmuyor ne hikmetse. Hani onlar kendileri söylüyorlar, kendileri yapıyorlar. Kendilerine göre her şey. Burada da yine öyle. Hiç hani sanki vatandaşla ilgili bir şey yokmuş gibi orada. Ne kimse gelmiş, ne bakan var, neden var. Bir de 12 gün gibi bir cidden çok saçma 12 gün. Zaten yaptığı tatiller ortada. Meclisin çalışma şeyi ortada. Yani aldıkları maaş ortada. Meclis sürekli tatilde aslında. Sürekli, yani evet, bayağı tatilde. Bir tatile girdi geçtiğimiz yıllarda. Sürekli tatile giriyor. 12 günde aralıksız çalışmak. Trenin çok yorulacak. Tatile göre mi yatıyor acaba onların? Belki olabilir yani, yani çalışma evet, yerine prim ve tatile göre. Belki olabilir, bilmiyorum. Bunu bir vekille sormak lazım. Sormamız lazım. Güngören Belediye Başkan Yardımcısına da sorabiliriz aslında. Ha, o da bilir büyük bilir, ihtimalle. Bilir, o çünkü dış güçler bayağı hedefinde olduğu için. Sağlam. Öyle gözüküyor onda. O, evet yani o direkt böyle. Bu arada bir şey daha ekleyeyim ya buna. Biraz bunun dışında kalıyor bütçe görüşmelerinin ama bütçe görüşmeleri devam edersin yoğun bir şekilde. Bu halkın bütçesi değil aslında yani o zaten. Evet. Burada halkı ilgilendiren bir şey var notlarımız arasında. Doğru. Aynen. Bu Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla bazı Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü ve çakar kullanma hakkı verilmiş. Bu genel kurulda kabul edilmiş bu madde ve TBMM sekreteri ve vekillerin de bulunduğu 601 yeni araca trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacakmış. Şimdi biliyorsun bir 16 Nisan'da bir referandum yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi adı. Meclis etkisiz hale getirildi. Muhalefet bunu savunuyor. Sokağa çıktığımızda vatandaş da bunu görüyor. Tek bir kişiye bağlandığını söylüyor herkes. Bununla ilgili Zeytun'da güzel bir yorum yazmışlar. Onu da bir söylemek istiyorum. Bu çakar sistemiyle ilgili. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte saraydaki bir bahçıvandan daha etkisiz hale gelen milletvekilleri çakar lambayla hayata tutunmaya çalışıyor. Evet, Zeytun'dan böyle de bir durum. Bir güzel haber. Yani seçiyorum. Güzel bir yorum aslında. Tam günümüzü yansıtan bir durum. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu muhalefet partisi vekilleri de söylüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra bu meclis genel kurulunun biraz daha etkisiz hale getirildiğini muhalefet vekilleri de söylüyor. Gerçekten etkisiz hale de geldi. Meclisin yasa yapamaz hale geldiği bir aşikar. Bakanlar getiriliyor. Bakanlar getiriyor. AKP'li vekiller el kaldırıyor. MHP'li vekiller onaylanıyor. Diğer kesimden aslında konunun dahli olacak sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından bir kişi bile yok. Tabii bu önemli bir şey yani geçiş üstünlüğü vekiller için. Bir de Twitter'ımıza bakalım bir şeyler var mı? Nedir? Tabii gelen yorumlar var. Hayırlı olsun demişler program için. İsmail Saymaz'ın Güngören olayının iç yüzünü anlattığı ile ilgili konu var. Mobbing olayı değil, parti içi didişmeler var deniliyor. Bu şekilde eleştiriler de var bizimle ilgili. Tabii eleştirileri programdan sonra olabilir, okuyup beraber bir şekilde o eleştirileri daha iyi nasıl yaparız? Bu süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum. Asgari ücrete bahsedelim mi? İkinci toplantısı 5 dakikamız var. O 5 dakika sonra girelim. Bitireceğiz hocam programımızı. Şimdi asgari ücret tespit komisyonunda ikinci kez toplanacak bugün.
İlk toplantı bakanlığın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde geçmişti. Bu seferki toplantı işçilerin tarafına, Türk İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Dün de biz bir hesaplama yapmıştık. Evet, hatırlarsan. Dün bir hesaplama yapmıştık. Ama 3600 lira çıkartmıştık. Evet, tutturamadık şimdi aslında. Ha. Çünkü asıl vatandaşlardan gelen bir hesaplama vardı. Onu ben tekrar burada bir yapmak istiyorum, ne kadar tutuyor gerçekten. Bu asgari ücrete ilişkin mesajlar geldi. Gelmeye de devam ediyordu. Bir izleyicimiz yazmıştı. Yeni bebek sahibi, evli birisi. Kirada oturuyor. Dedi ki 1000 lira kira ödüyorum dedi. Aydat'la beraber söyledi bunu. 150 lira elektrik ödüyorum dedi. 100 lira su dedi. Kısmadan normal, yani yapmaya çalışıyor bunu. 50 artı 50 cep telefonuyla iletişim. Eşiyle birlikte. Evet, tabii. Eşiyle birlikte. 100 lira dedi. Doğalgaz 600 lira. Çok da yanmıyor diyor. Çünkü galiba %61'e yakın bir zam gelmiş tabii, tabii, toplam tabii olarak yıl boyunca. Aynen öyle. Zaten sırf bir ayda %30 gelmişti sadece bir ay içinde. 750 lira mutfak demiş. 75 lira pazar. Bu galiba ekstra haftalık. Aylık 75 liraysa gerçekten pazar iyi rakam. Ama tabii haftalık genel, büyük ihtimalle. Yani şey, toplamı aylık yani. Bunlar hepsinin toplamı tabii aylık. Araba gideri de var. Tabii şimdi şöyle denilebilir, hani arabası var. Yani. Ancak şöyle bir durum da var. Hani birçok kişinin evet arabası var ama kredi borcu altında alıyorlar insanlar arabayı ya da ne alıyorlarsa. Arabaya da yakıtı vesaire 400 lira diyor. Kışlık kıyafet vesaire. Yani insan sonuçta yaşıyor, bir şeyler yapmak zorunda. Yani kışlık kıyafetler 100 lira, bebek bezi, ıslak mendili var diyor 200 lira. Biz 20 liraya fitlemiştik dün ıslak mendili. Evet, ıslak mendili. Öyle değil. Bebeğe hesaba yani katmamıştık. Maması var 70 lira. Damacana su, bir de su olayı var Türkiye'de. Kimse güvenli su içemiyor. Ya yani kim, evet ben güvenli musluğumu açıp suyu içiyorum diyorsa bilmiyorum, pek bana inandırıcı gelmiyor. Herkesin evinde artık damacana var ne yazık ki. Bunun harcamaları var. Muhtelif harcamalar. Evet. Dışarıda yemek yesek hadi dedi bana mesela. 4 kere dışarıya çıkıyorlar haftada. 400 lira. Haftada veya da dışarı çıkmadık. Evde 4 kere balık pişirsek diyor. Hani 150 lira vesaire. Bu da toplam 4000 lirayı aşıyor direkt. Yani ne Türk İş'in dediği 2578 lira, ne DİSK'in dediği 3200 lira, ne farklı bir rakam. Yani halkın direkt cebinden çıkan, normal şartlarda harcadığı, harcamaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı fiyat en az 4000 lira. Ne de AKP'li vekilin çay simit hesabıyla evet tutuyor. Bir de şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Çok yüksek miktarda bebek bezinden filan vergi alınıyor Türkiye'de. Biz bugünkü programımızın sonuna geldik. Son olarak Fırat'a sözü vereyim, o vedasını etsin. Sonra programımızı kapatacağız. Muhabir notlarında dilimiz döndüğünce size Türkiye'nin gündemini anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce sokağın çığırışlarını yani çığlıklarını anlatmaya çalıştık size. Sözü sana bırakayım Fırat. Ondan sonra da programımız evet, sonlandı. Dediğin gibi sokağa çıkıyoruz. Nabız yokluyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor? Vatandaşa soruyoruz. Direkt yaşayana, temas edene soruyoruz. Cevapları alıyoruz. Bugünkü konularda yine vatandaşları ilgilendiren şeyler vardı. İnsan hakları olsun, ekonomi olsun. Daha EYT'ye giremedik. Evet. Onu da yarın kısmet olursa yapacağız. Diyoruz. Bu şekilde bizi izlemeye devam edin. Gündemdeki şeylerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi günler.